Evet, şimdi uçuşun herhangi bir noktasında mevcut rotamızdan vazgeçmiş olabiliriz. Örneğin biz Karaman ile Kemer arasında gitmeye karar verdik. Tefenli rotasında giderken vazgeçtik Tefenli'ye gitmekten. Mevcut durum, pozisyon Karaman'dan Kemer'e uçmamızı gerektirdi. Biz buna divert diyeceğiz. Çeşitli sebepler olabilir. Uçuşla ilgili meteorik şartlar, ineceğimiz meydan vesaire. Ne yapacağız? Önce haritamızdan Kemer ile Karaman arasındaki true course'u ölçeceğiz. Esasında divert demek tam bir navigation log satırı hazırlamak demek. Eğer bir bacaktan oluşuyorsa, birden fazla bacaktan oluşuyorsa, yani 15 milden uzak ya da 10 dakika uçuş mesafesinden uzaksa, bu sefer birkaç bacak olabilir. O kaç bacaksa o kadar navigation log satırı hesaplamak. Şimdi hesapladık true course'umuzu ve navigation log'da true course kaç, hangi irtifada gideceğiz? Gideceğimiz irtifayı seçmek için Karaman ile Kemer arasına bir çizgi çizeceğiz. Karaman ile Kemer arasında bir çizgi çizeceğiz. Çizginin 5 mil sağına, 5 mil soluna paraleller oluşturacağız. Ve bu paraleller arasındaki en yüksek maniaya emniyet irtifasını koyarak kemere uçuşumuzu yapacağız. İrtifamız bu. Tabii notam meteorolojik şartlara, bulut vesaire dikkat ettikten sonra buzlanma şartlarına. Sonra irtifamız belli. Hızımız 90 kaz. Ground speed'i rüzgara göre hesaplayacağız. Neyle? Flight computer'dan hesaplayalım. Ve Navigation log'da Flight Computer'dan hesapladıktan sonra şunu bekliyoruz. Navigation log'umuzu açalım. Alttaki o üçgeni açalım. Hesap sonunda şu üçgendeki bilgileri bulmamız gerekiyor. Hangi başla uçacağım? Hangi hızla uçacağım? Ne kadar süre uçacağım? Kaç mil uçacağım? Kaç mil uçacağım? Ne kadar yakıt yakacağım? Bunlar bizim hatırladığımız gibi Navigation Log'da bulduğumuz değerler. Yani neymiş? Divert. Bir Navigation Log'daki bir satır. Eğer birkaç bacaksa Navigation Log'daki birkaç satırmış. Uçuşumuzun bir noktasında kumandaları teslim edeceğiz. Ölçümlerimizi yapacağız. Ve Navigation Log'daki o üçgenin, açalım o üçgeni bir. Bu üçgenin içindeki bilgileri hesaplayacağız. Biz buna divert diyeceğiz. Yine divert'te tabi hesap yetmiyor. Bir de bunu uygulayacağız. Acaba dediğimiz sürede mi uçuyoruz? Dediğimiz başta mı uçuyoruz? O kadarlık yakıt mı yakıyoruz? Bunu tutturabilirsek divert hesabını tam olarak yapmışız demektir. Navigation logumuzun boş bir satırına bunu işleyerek bundan da faydalanabiliriz.